Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Gladiator filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Maximus ve Tigris'in düello yaptığı sahnede 5 kaplan kullanıldı. Bu sahne çekilirken sakinleştirici oklarla birlikte bir veteriner hazır bulundu. Yine de riske etmemek için kaplanlar Russell Crowe'a 5 metre uzak tutuldu. Filmin açılışındaki Germanya Savaşı, İngiltere'de Bourne Ormanı'nda çekildi. Kraliyet Orman Komisyonu bölgenin ağaçsızlaştırılmasını planlıyordu zaten. Filmin yönetmeni Ridley Scott da bu alanı yakmayı teklif edince memnuniyetle kabul ettiler. Savaş sahnesinin çekimlerinin tamamlanması 20 gün sürdü. Maximus'un evini anlatırken, özellikle de mutfağın nasıl düzenlendiği, gündüzleri ve geceleri nasıl koktuğunu anlattığı kısım doğaçlamaydı. Russell Crowe bu kısmı Avustralya'daki evini düşünerek söyledi. Filmde Proximo rolüyle izlediğimiz Oliver Reed, ana çekimler bitmeden 3 hafta önce öldü. Proximo, anahtar bir rol olarak görüldüğünden, sigorta sözleşmesindeki bir maddeye göre bütün masraflar, ki 25 milyon dolar civarı yapıyor, sigorta şirketi tarafından karşılanmak üzere Reed'in bütün sahneleri başka bir oyuncuyla yeniden çekilebilirdi. Ancak hem cast hem de çekim ekibi bu işkenceye dönen takvimden bunaldığından hem de yönetmen Ridley Scott Reed'i filmden çıkarmak istemediğinden bunun yerine senaryo revize edildi. Bir vücut dublörü bulundu ve özel efektlerle de makul bir çözüme kavuşturuldu. Senaryo değişimine şöyle bir örnek verilebilir. Senaryonun önceki halinde Maximus'un Kolezyum'da Proximo ile dövüşeceği yazıyordu ancak Reed'in ölümü sebebiyle bu gerçekleşmedi. Filmin başındaki savaş sahnesinin ardından Russell Crowe'un yüzünde gördüğümüz yaralar makyaj değil gerçek. At, Russell Crowe'u sırtından ağaç dallarının üzerine atınca çiziliyor yüzü. Savaş sonrası ziyafet sahnesinde açıkça görülebiliyor. Başparmak hareketiyle ilgili genel bir yanlış anlama var bu arada. En azından Roma imparatorlarının yaptığı hareketle ilgili. Çünkü o dönemde başparmağın aşağıya dönük olması, kılıcın kınına sokularak ölüm onayı verilmediğini, yani merhamet gösterildiğini simgeler. Başparmağın yukarıyı göstermesi de tam tersini, yani ölümün emredildiğini gösterir. Film çekilirken bu biliniyordu, ancak günümüzdeki anlayışın tersini gösterip karışıklığa yol açmaktansa günümüze uygun olarak kullanıldı. Maximus'un omzundaki dövmesi Senato ve Roma halkı anlamına geliyor. Roma tarihi boyunca kullanılan bu slogan hala bazı tarihi eserlerin üzerlerinde görülebilir. Filmde kullanılan hayvanların pek çoğu Fas'ın Rabat şehrindeki bir hayvanat bahçesinden ödünç olarak verildi. Russell Crowe dövüş eğitimleri ve dövüş sahnelerinde ciddi zararlar gördü. Aldığı hasarlar şöyle. Bir kılıç dövüşünden sonra sağ işaret parmağında tam 2 yıl boyunca his kaybı, aşil tendonu yaralanması, ayak kemiği kırılması ve kalça kemiği çatlaması. Kolezyumdaki seyircileri oluşturmak için gerçek figüranlar, dijital figüranlar ve 400'de karton seyirci kullanıldı. Kostüm tasarımcısı Jane Yates ve ekibi, oyuncular ve figüranlar için 10.000'in üzerinde kostüm yaptı. Roma'daki Kolezyum'un 3'te 1'inin replikası Malta'da, çoğunlukla kontraplak ve alçı kullanılarak inşa edildi. Kalan kısımları da dijital olarak eklendi ve yapımı birkaç aya ve 1 milyon dolara mal oldu. Commodus, Lucius ile arenaya inip Maximus'a "Bu delikanlıya göre sen Hector'un yeniden doğmuş halisin, yoksa Herkül müydü?" der. Gerçek hayattaki Commodus'un kendini Herkül'ün reenkarne hali olarak gördüğü biliniyor. Filmin sonunda Joaquin Phoenix'in Connie Nielsen'a "Ben merhametli değil miyim?" diye bağırması Phoenix'in doğaçlamasıydı. Bu sahnede Nielsen böyle bir şey beklemediğinden yüzündeki korku ifadesi oldukça saftı. Filmde Maximus'un eşini oynayan Giannino Fascio, 2015 yılında bu filmin yönetmeni Ridley Scott ile evlendi. Marcus Aurelius gerçek hayatta vebadan öldü. Filmde ise Commodus'un ona sarılırken öldürdüğünü görüyoruz. Tarihi bilgilere göre Commodus başlangıçta Roma halkı tarafından sevilse de aşırı megaloman davranışları yüzünden bu sevgi nefrete dönmüş. Üstelik Roma'nın çöküşünün Commodus ile başladığı söylene gelir.
Saltanatı sırasında paraların ve askeri kurumların içine adını yerleştirmiştir. Hatta takvimdeki ayların isimlerini bile kendi isimleri ve ünvanlarıyla değiştirmiştir. Yine kendini Herkül'ün reenkarni hali olarak gördüğünden başına geçirdiği bir aslan postuyla arenada pek çok vahşi hayvanı öldürmüştür. Yine arenada pek çok gladyatörle de dövüşmüştür ancak bu dövüşler her zaman önceden ayarlanmış. Commodus'un kazanacağı kesin olan dövüşlerdir. Tıpkı filmde Commodus'un yaptığı gibi gerçek hayatta da gladyatörler onları dövüşe hazırlayan askerler tarafından bıçaklanıp zayıflatılırmış. Ayrıca gladyatörler aslında toplumun en alt tabakasını oluşturduğundan bir imparatorun gladyatör gibi görünmesi, gladyatörlerle dövüşmesi de Senato tarafından kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca Commodus filmde gösterildiği gibi babası Marcus Aurelius öldükten sonra tahta geçmemiş, bundan önce 4 yılda babasıyla birlikte ülkeyi yönetmiştir. Yine ölümü de filmdeki gibi arenada değil. Commodus, metresi ve kuzeni Marcia'nın gönderdiği güreşçi olan Narcissus tarafından kendi hamamında boğularak öldürüldü. Ölümünden sonra Commodus'un adı Senato tarafından lanetlendi ve her yerden silindi. Heykelleri yıkıldı ve şehre tekrar Roma adı verildi. Russell Crowe filmde oynamayı neden kabul ettiğini şu sözlerle ifade etmişti. "Bana 100 milyon dolarlık bir film dediler. Ridley Scott yönetecek ve Romalı bir generali oynayacaksın. Ridley Scott'ın büyük bir hayranıydım zaten." Gladiator Russell Crowe'un kendisinin oynadığı favori Amerikan filmi ve Maximus'ta favori rolü. Maximus rolü önerilen isimlerden biri de Mel Gibson'dı. Ancak o dönem 43 yaşında olan Gibson, rol için yaşlı olduğunu düşünüp reddetti. Joaquin Phoenix, Commodus rolü için Ridley Scott'ın en baştan beri ilk tercihiydi. Film tam 12 dalda Oscar adaylığı çıkardı ve bunlardan 5'ini kazandı. En iyi film, en iyi ses ve en iyi görsel efekt Oscar'larını kazandı. Ayrıca Russell Crowe en iyi aktör Oscar'ı, Jane T. Yates en iyi kostüm Oscar'ı kazandı. 103 milyonluk bütçesini vizyona girdikten 2 hafta sonra çıkardı. Toplamda da 460 milyon 583 bin dolarlık bir hasılat elde etti. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.